TV 262 ekranlarından Yerel Gol spor programımıza hoş geldiniz. Bu akşam da yine Kocaeli Sporu ve Kent Futbolu'nu masaya yatıracağız. Bu akşam sevgili Uygur Mete rahatsız olduğu için program partnerimiz gelemedi. Ona da geçmiş olsun diye iletelim. Önemli bir konumuz var. Benim her zaman takdir ettiğim, saygı duyduğum gerçekten Kocaeli Spor Basını'nın duayen isimlerinden sevgili Hakan Yağcıoğlu abimizi ağırlıyoruz. Hakan abicim hoş geldin. Teşekkür ederim iltifatların için. Sağ ol, hoş bulduk. Bu iltifat değil, gerçekler aslında. Gerçekten uzun yıllardır Kocaeli Spor Basını'nda yer alıyorsunuz ve aktif olarak da devam ediyorsunuz. Evet. Kolay değil ülkemizin şartlarında gazetecilik yapmak, bu mesleği sürdürmek. Gerçekten inşallah uzun yıllar sizin yazılarınızı ve haberlerinizi okuruz diye i̇nşallah. Düşünüyorum ben. İnşallah. Sevgili seyirciler, programımıza başlamadan önce bugün evet Brezilya'dan gerçekten çok üzücü bir futbol takımının uçağı maalesef 76 vefat haberi geldi ki 3 futbolcu ve 1 malzemeci kurtulmuş. Çok acı bir durum. Allah rahmet eylesin diyoruz. Gerçekten bir futbol takımı yok oldu. İnanın bütün takımlar biliyorsunuz deplasmanlara uçakla seyahat ediyor. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin. Diğer üzücü bir haber de Körfez Belediyesi'nde Osman Eker abimiz vefat etti. O da gerçekten Körfez'in sevilen bir ismiydi. Allah rahmet eylesin diyoruz. Sevgili aynen, Hakan abi aynen. Sen ne diyeceksin bu iki üzücü vallahi haber? Bu Kolombiya'daki olay, yani Brezilya takımı Capocoense benim izlediğim takım değil. Evet. Bizzat izledim birkaç maçlarını. Çok böyle sürpriz takım. Yani bizim nasıl söyleyeyim Konya Spor gibi bir takım filan. Çok üzüldüm ya. Yani bir futbolcunun ölümü, bir sporcunun ölümü daha doğrusu. O uçak fotoğraflarını yönetmenimiz koydu evet, herhalde ona. Evet, evet. Vefat İnsanın, insanı bizi üzüyor biliyorsun. Senelerdir evet. Hepimiz deplasmanlara gittik. Uçak o uçaklara bindik. Diyarbakır uçağı bizden bir ay sonra düştü. Evet. Bir ay önce düşse bizim Kocaeli Spor'la beraber biz de yoktuk belki. Ya tabii ki türbülansa yakalanıyorsunuz. Yani Allah korusun. Ama bunun da başka şartı yok. Uçaksız bir takımın bir yere gitme şansı yok. 3 günde bir maç oynuyorsunuz. Hı-hı. Allah yani onların inançlarına göre, bizim inancımıza göre Allah rahmet eylesin diyorum. Evet. Yani Manchester United'tan buraya kadar olmamıştı. Evet. Üzücü bir olay. Yani. Üzücü bir olay. Çok üzücü bir olay. Osman abimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Amin. Bu hafta sonu da maçtan sonra benim sevgili yeğenim Ferhat Şevkatli. Onun fotoğrafı da düğün fotoğrafını koyabiliriz yönetmenimiz. Gerçekten iyi bir Kocaeli Sporlu. Kocaeli Spor sevdalısı. Ona biz aşıldık küçükten. Evet. O da maç günü orada olduğu için gelemedi. Ama biz maçtan sonra bizim o 25 kişilik tayfa düğün salonuna girdik her zamanki gibi. Çok güzel. Üçlüyü çektirdik Kocaeli Spor sesleriyle. Tabii konuklar yine ne oluyor dediler. 1 ile 5 arası Yenikent'teydi. Kocaeli Spor'a gelin geldi. Yani. Evet gelin geldi. Ferhat Şevkat diye ve eşi Emine Hanım'a da ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Onun dışında maça rahmetli abimin pankartını ben bu maçı astım. Deprem senesinde gerçekten inadına Körfez, Yıldıray rahat uyu pankartı çok simgeleşmişti. Sevgili Murat Köprücü abimiz biliyorsunuz o da rahmetlinin çok iyi bir arkadaşı. Dedi o pankartı bu maçı da özel getir. O pankartı da getirdik. Onu da ruhuyla birlikte maçı seyretti. Abimize ve eşine ve yeğenime de gene Allah rahmet eylesin diyorum. Allah rahmet eylesin. Evet. Onları hep anıyoruz. Zaten Kocaeli Spor'un ruh yani. Kocaeli Spor'a baktığın zaman insan materyal olarak bakamıyorsun. Evet. Belki bazı futbolcular konuşuruz. Materyal liste olarak bakabilir. Kazanç kapısı olarak bakabilir. Biz öyle bakamıyoruz. Onun için oradayız zaten. Yani o ruhları da inanın bizle beraberdi. Yani bizim çünkü ruhlarımızla birleşip biz maç izledik. Bedenlerimiz döndüğü zaman işe başlıyor zaten. O materyal olmuş ama ruhlar hep orada. Hepsinin ruhu orada. Yani evet. Onun için biz İsmet Paşa bizim buluşma noktamız yani. Artık tek kalemiz de orası herhalde yani, Hakan abi. Kentte dediğiniz gibi. Yabancılaşıyoruz yani. Bir anonsum daha var sevgili Hakan abi. Estağfurullah. Yani bunları yapıyoruz çünkü tabii, bizi izleyenler de gerçekten bu mesajları bekliyorlar. Tabii. Sevgili Levent Özgüven abimiz, çok değerli bir İzmitli abimiz. Hafta içerisinde bana çok güzel bir kalemlik hediye etti. Onu da yayınlayabilirsek sayın yönetmenim. Türk bayrağı motiveli. Altına da Yiğit Özcan ve Kocaeli Spor logolarını koymuş ki beni çok duygulandırdı gerçekten. Çok kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka hediyelerde veya başka programlarda birlikte ben de olacağız. Yiğit Özcan hediyesi yaparım. Bir gazete yaparım. Yiğit Özcan gazetesi. Teşekkür ederim. Seni abi. Çok seviyoruz. Sağ ol. Zaten her zaman yorumlarında ve haberlerinde bizden bahsediyorsun. Her teşekkür ederiz. O samimiyetin için. Tamam.
Evet, yavaş yavaş programımıza artık start verelim. Maça geçmeden önce sevgili Hakan abi, geçen hafta Cuma günü Kocaelispor için çok önemli bir adım atıldı. Evet. Uzun zamandır KEV olayı spor kamuoyunu meşgul ediyordu. Evet, evet. Ve gerçekten Sayın Bahri Yüz ve yönetimi KEV ile ilgili olan süreçte galip geldi diyelim. Hem Büyükşehir Belediyesi yetkilerini hem KEV yönetimini ikna ederek güzel bir beyaz sayfa açıldı. Başkan o günde zaten toplantıda Kocaelispor inşallah kirli geçmişinden bugün itibariyle kurtulacak şeklinde söyledi. İnşallah. Bilmeyen izleyicilerimiz için, hani il dışından bizi takip tabii, edenler için tabii, bir özetleyersek Kocaelispor KEV'deki spor alanı gözüken araziyi Büyükşehir Belediyesi'nde ama TOKİ'ye ama kent konutta devredip buradaki satıştan elde edecek olan gelirle mevcut vergi ve sosyal güvenlik kurumu borçlarını ödeyecek ve hatta kasasında da bir hayli iyi bir meblağ kalacak gibi gözüküyor. Bunun içinde de 24 Aralık'ta KEV, Kocaeli Eğitim Vakfı Olağanüstü Genel Kurulu kararı aldı. Sayın Bahri Yavuz burada başkan olacak ve ondan sonraki süreçte de inşallah Kocaelisporumuz yeni statta yeni zaferlere yelken açacak diye düşünüyorum. Tabii çok tartışıldı bu siyasi kanattan, spor camiasından. Maalesef siyasi kısmı oldu yani. O orada da, bir açabilirsen nasıl değerlendiriyorsun şimdi, Hakan abiciğim? Benim konuşma şansım şu. Ben bilmediğim konuda çok konuşmayı seven bir insan değilim. Evet. Bildiğim konuda da ama konuşuyorum. Şimdi o tesisler ilk yapıldığında daha inşaat halindeyken, daha birinci katı çıktığında haber yapmış kişiyim ben. Evet. Elimde fotoğraf makinamla gittim. Bizzat muhabir olarak haber yaptım. Sefa Silmen ben, Mehmet Tüysüz abimiz. Ve Savaş Poyraz abimiz. O evet. da rahatsızlığı var. Savaş Poyraz abimiz. Onu da geçmiş olsun diyelim. Geçmiş olsun diyelim. Bu röportajı yapan kişiyim. Orada arşivlerde, depoda gazetelerimiz duruyor. Yani Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Sefa Başkan'ın o zamanki cümlesi şu. Hakan ben bu tesisi yapıyorum. Bunu yazmanı istiyorum. Ki o yazı var duruyor. Bu tesisi yapıp KEV vakfına adına yapacağız ki yarın öbür gün ben burada varım, olmam. Kaldığı zaman Kocaelispor'un elinde kalabilsin, kimseye verilmesin evet. diye. Ama olaylar gelişti, şu oldu, bu oldu. KEV Kocaelispor'dan resmen çıktı. Son o zaman spekülasyonlar yapıldı. Tabii, tabii 60 bin lira aylık bir harcaması vardı. Geçen yazıda da yazdım. 60 bin lira çok geldiği için ne yaptılar? Bu tesisi bir an önce elden çıkaralım dediler. Arkadan AK Parti yönetimi gelince de belediye personelini çekti. Biz de oraya dünyanın parasını veriyoruz. Kalan yok, giden yok. Niye biz para veriyoruz? İşte elemana maaş ödüyoruz, elemanları görevlendiriyoruz. Elemanlarını çekti. Sonra işte Mustafa Ekşi geldi, ismini değiştirdi. O süreç yaşandı. O süreç yaşandı. Sefa Silmen tesisleri. Son yıllarda tesisleri. Tamamen tesisten biz dışlandık. Zaten hani bir de orası otel niyetine. İşgalci olduk. Benim en evet. çok ağrıma giden oydu yani. İşgalci laf hakikaten çok ağırdı. Kocaelispor'un 17 farklı tesisini. Statlı idman öyle yaptı. Bir şey yok. Şimdi bu süreç içinde tesisi ayda 60 bin lira veremeyiz diyenler CHP'li olabilir, başka olabilir. Personelini çekiyorum diyenler AK Partili olabilir, CHP'li olabilir. En başta kurulduğunda bu Kocaelispor'un tesisidir diyenlerin sonraki açıklamaları beni ayrı şaşırttı. Yani işte bir neye göre söylendi ya da o zaman bana yalan mı söylendi veya benim izlediğim süreçte şeyi mi diyorsun abi? Hani geçen Mayıs ayındaki İlk kurulduğunda, evet. tabii geçen Mayıs'taki kongreden bahsediyorum aslında. Yani öyle söylemler var ki. Ya geçen hafızam... Mayıs ayında yani keşke hiç aday olmasaydınız. Yoksa biz 6 ay daha şu an kazanmış yani, olacaktık. Vallahi yani. O konuya da girmeyeceğim. Kongre evet. konusuna girmeyeceğim. Çok bende yaraları vardır, girmeyeceğim kongre. Ama sonuçta Kocaelispor sadece için şunu söyleyeceğim. Aydınlık günler. Ben o tesis ilk yapıldığında, KEV yapıldığında bu Kocaelispor'un malıysa şimdi de malıdır. Aradaki evet. hiçbir şeye bakmıyorum. Ben bunları yaşadım diye saydım sadece. Kocaelispor'undur. Ama Kocaelispor'un bundan sonra tesisi tekrar devraldığında satışıyla ilgili bir şey işlem başlarsa yine benim yüreğim burkulacak. Evet. Ben yani öyle beni biliyorsunuz. Bir iki günde ben Kocaelispor'un işte şuralara gelsin, dön arkanı yine birileri vurgununu yapsın, insin aşağıya. Dön arkanı tesis yine yok. Bu sefer tamamen çıkacak. Ama şöyle yani. Bir şey var galiba Hakan abi. Çünkü bu benim görüşüm. Tabii ki saygı yani. Duyuyorum. Şimdi ben şöyle yorumluyorum. Şimdi bir evim var. İşte tesisler bizim evimiz. Evet. Orada bir kentsel dönüşüm yapılacak atıyorum belediye. Yani örnek veriyorum. Ve yaparken de
Sana yine 3 katlı bir ev verecek veya işte onun karşılığında i̇şte bir ev verecek. Kartepe'de tesis ha, işte yapılıyor. Evet, yani ama Kartepe'de şimdi Olimpiyat iyidir. Köyü'nün içerisinde bir tesis yapılacağı söyleniyor. Bak, şunu söylüyorum. Benim için bir kere Derince'de tesis yapılmasına ben o zaman karşı çıkmıştım mesela. Bu da var. Ya bizim şeyler ne işimiz? Tabii diye. Sen şimdi orada evinde Kocaelispor'u izlemek var. Goodyear'da Bastaş sahasında izlemek var. Bir sürü seyirci geliyordu. Rahmetli Demirci İbolar geliyordu. Camcı Hasanlar geliyordu. Bizim Bardakçı Aliler geliyordu. Niye geliyordu? Şurası abi. Şurası. Yenikent ters. O zaman araba yoktu. Şimdi araba var mesela. Saniyede bir var ama tesisin yok. Şimdi gitmek daha kolay mı tesisin? Gerçi yine 50 dakikada gidiliyor oraya da. Ben şimdi Yenikent'te 22 yıldan beri oturuyorum. Yani. İdmana gitmenin keyfini yaşıyordum ama son 2-3 yılda şimdi Winsan'a gitmiyorum yani. Gidemiyorsun. Çok uzak kalıyor yani. Aynı görüş. O zaman şu var. Şimdi yapılacak tesis de bizim olmadıkça, benim olmadıkça, yani benim tesisim mi orası? İmza mı attım? Benim olmadıkça ben bu kentte her şeye şüpheyle bakıyorum. Evet. Çünkü kocaman amcalar, abiler demek ki bizi çocukken kandırmışlar. Ben şöyle düşünüyorum bir de Hakan abi. Gerçekten Bahri Yavuz 3 yıldan beri Kocaelispor Kulüp Başkanlığı yapıyor. İyi ki de gelmiş. Kocaelispor'u tabuta koydular. Tabutun üstüne toprağı atmaya başladılar ki yeniden Kocaelispor ayağa kalktı ve inşallah bu sene de bir üst lige çıkarsak. Yani o kurumsal olarak çok iyi yönetiyorlar. Şeffaf olarak çok iyi açıklamaları var. İçtiği suyun parasını ödüyorlar. İşte lisans ürünler, kombine kartlar, formalar. İşte en sonki maçta yine gördük Kocaelispor ruhunun ne kadar yükseklere çıktığını. Evet. Ve gelecek adına da Kocaelispor eski o kirli geçmişten kurtulmak adına da çok önemli bir hamle olarak görüyorum ki insanlar çok morallendi. Ve artık biz şunu diyebiliyoruz. Hani birkaç yıl sonra yine eski adresimize veya atıyorum 3 yıl 5 yıl sonra yine bu yeni statta bir Süper Lig maçı seyredebilme hayalini kurmaya başladık yani açıkçası. Öbür türlü kuramıyorduk yani. Şimdi şunu düşünmek lazım. Yani seneler çabuk geçiyor. Evet. Bak şimdi 40 yaşına geldin. 43 oldun, 50 oldun, 60 olacağız. Babamızın öldüğü yaşa geleceğiz bilmem ne. Şu var. Şimdi yaş ilerledikçe seneler daha çabuk geçiyor. Evet, ben öyle, şunu düşünüyorum. Ben bir an önce Süper Lig'de olayım istemiyorum. Yani. Tabii canım. Özledik tabii Süper Lig'i. Bak Beşiktaş maçı var, şu var. 1-2 saat sonra. Biteceğiz, evet. Beşiktaş maçı var, şuyu var, buyu var. Ama şunu düşünelim. Biz Süper Lig'e çıkmanın bedelini bu kent olarak ödemeye hazır mıyız? İşte 2008. 8. Evet. 2008. Siz hatta ısrarla demiştiniz. Dönüş. Ben o zaman sen yılda... şahitsin. Biz kulüp kapanır dedim. Allah'a şükür Orhan Görsen olayı oldu. Şu oldu, bu oldu. Kapanmadı. Amatör. Yani kimse inanmaz değil mi? Hani o gün Süper Lig'e çıktık amatöre düşersiniz diye. Ben söyledim. Bir tane deli taş attı kuyuya. Benim o zamanlar neler yaptılar hatırlıyorsun yani. Evet. Ya sen tamam 6 milyon lira kazandık o zaman 6 trilyon. E kaç para çıktı? 30 trilyon çıktı. Maalesef. 30 trilyon. İnşallah onları yaşamayacağız diye düşünüyorum yani. Sevgili Arkan abi bundan sonra. Yani i̇şte o süreci şu bir daha... kurumsal çalışma, yönetimin yaptığı kurumsal çalışmalara sonuna kadar destek veriyorum. Evet. Ve çok ilginç olan bir şey var ama unutmayın ki Bahri Yavuz başarılıdır, yönetim başarılıdır. Kişileri kenara koyun. 20 bin kişi bu işin zaferidir. İmkanım olsun... 20 bin kişinin, o iki maça gelen 20 bin kişi eğer gelmeseydi bugün Kocaelispor yoktu. Biz çünkü sokaktan geldik. Bak Çukurbağ'dan geldik. Buradan geldik biz. Evet. Kaçak otobüslere bindik. Amcaların elinden tutup stattan içeri girdik biz. Şu anda bile heyecanlanıyorum yani. Ama gazeteciyken o kadar heyecanlanmıyorum. O zaman daha heyecanlıydım. Neden bu yapıldı? Neden bu amcalar bize zamanında yalan söylediği için? Biz kandırıldığımızı hissettiğimiz için ama Kocaelispor sevgisine gölge gelmez. Kocaelispor yaşam biçimi. Halkın zaferi diyebiliriz. Halkın zaferidir. 20 bin kişinin adını Bahri Başkan'a sesleniyorum. O 20 bin kişinin adını keşke sorsunlar hatta. Ya o gün siz var mıydınız Tekirdağ maçında veya Güngören hani maçında? Hani şey vardır yani oradaydım isimlerini, diye bir tabii. Belgesel vardı. Yazın isimlerini formalara. Al, en şerefli forma ben gidip orada bir forma aldım mesela. Ben istemiyorum. Benim adıma o gelen o Hodri Meydan veya açık tribün maraton gelen çocuklara isimleri yazılsın. Evet. Tarihe geçtiler. Şöyle bakın, bir şey olabilir aslında. Tarihe geçti. Buradan çok güzel bir şey verdiniz aslında. Şu yapabilir Arkan abi. Evet. İsmet Paşa'da son oynayacağımız maç yıkılmadan önce o tribünleri dolduranlar işte hem isimleri yazılabilir hem koltuklar satın alınabilir. Olabilir mi? Kulübümüzde dediğim abicim, gibi. Abicim yiğitim tarihe yani, geçti o insanlar. Ben hatta çünkü bir tane İsmet Paşa koltuğu almıştım. Bahçeden almışlardı benim yani. Bak şimdi şöyle hatırası söyleyeyim. Yani zaman çabuk geçiyor dediğim o.
Kapı Korense insanları bugün evet. büyük bir dünyayı yasa boğdular değil mi? Vefat ettiler. Şimdi o Kapı Korense'nin bir maçında tribüne bakın veya o maçtır veya başkasıdır. Çok önemli değil. İki tane insan vardı. Seyirci yok. Maçın iddiası yok. İki tane yaşlı adam. 90 yaşlarında, 80 yaşlarında. Evet. Yiğit atkılarını atmış, atleti giymişler. Kapı Korense yazıyor veya başka bir kulüp. Şimdi emin değilim ama onların da var sonuçta. Oturmuşlar. Maç izliyor iki arkadaş. Bak 90 yaşındaki iki arkadaştan bahsediyorum. Yani o adamlar en aşağı 80 sene o kulübün maçını izlemişler. Hakan abi. Şimdi yarın öbür gün biz de seninle oynarız. Bravo. Ama o zaman ne olacak? Oradaki şimdi 10 yaşında 20 yaşında olan çocuğun adı tüzüğe koyacaksın. Bu formalarda bu isimler olacak. İşte Hertz kulübü yaptı. Kalpler ismi de ilginç bak. Hertz kulübü 5000 kişinin adını yazdı küçük küçük formada. Evet. 100'er lira toplamışlar. Kulübü bataktan kurtardılar. Benim öyle bir hayalim var abi. Bizim çocuklarla neden konuşuyoruz. Şunu diyoruz örneğin. Bastonlar tribününü kurmak istiyorum ben yeni stat. Bak Yiğit'im. Çok güzel yani. Bak 1966. Bir ruh vardı. Bak maç şurası. O kadar güzel yerdesiniz ki Kocaeli'nin kurulduğu yerdesiniz. Evet. Tarihi bir yerdeyiz. Maç şurası. Şurası. İzmit'in merkezi de orası. Çukurova. Altından tarih çıkıyor. Maçta o kuran insanların heyecanını yaşamazsanız ben çıkıp Kocaeli sporluyum falan diyemezsiniz. Bak o heyecanı bu yönetim kongrede bağırarak hepimizi birden tüylerimizi diken diken etti değil mi başkan? Bir anda. Bir evet. anda böyle bir kendimize geldik ya arkadaş. Kulüp değildi o. Hatta kentin ayağa kalkması. Kongre, ilk kongresini hatırlıyorum. O efsane yöneticilerin pankartları evet. falan. Kocaeli Spor. Bahri Yavuz'un hataları var mı? Ben sana Bahri Yavuz'un hatalarını burada 8 sayfa yazarım şimdi. 2 dakikada. Söylerim de. Evet. Hiç şey değil. Ama ben Bahri Yavuz'un babası Veysel Yavuz'u tanıyorum. Yani. Veysel Adnan Yavuz'u tanıyorum. Adamın duruşuna bakıyorum. Yani biz gideceğiz, sen gideceksin filan. Benim bir tane hayalim var. 90 yaşında orada tribünde oğlumla torunumla oturup İnşallah Kocaeli Allah uzun ömür verirse. İzlerken yani, nefesimi vermek. Evet, ama yani. Şöyle bir söz söyleyeyim. Ömrüden ömür gidiyor. Maça şimdi geleceğiz birazdan da bu Kocaeli Spor'da yani, ömrümüzden ömür alıyor. Çenim düştü. Yok. Çok keyifle dinliyoruz sizi. Şimdi Sancaktepe maçına geçmeden önce çarşamba günü bizim bir Kozan deplasmanımız vardı. Evet. O maça da biz gittik. Yine bizim yönetim tam kadroydu. Biz uçakla 20 arkadaş gittik. Kodru Meydan bir otobüste geldi. Kozan maçının da hikayesini biraz anlatmak istiyorum oradaki gördüklerimi. Uzun yıllardır Kocaeli Spor'u evet takip ediyoruz. Yani Hakan abi bizden daha eski. Bu arada tabii ben sana söyledim ama kendim sessizliği almamışım. özür diliyorum izleyicilerimizden. Şimdi tabii ki gönül isterdi 5 Ocak sınırında oynayalım ama biz bunlara alıştık artık. Çünkü Bölgesel Amatör Lig'de derenin kenarında, dağda, tepede falan izlediğimiz için belgesellik maçlar. Kozan deplasmanına gittik. Bak belgesellik dedin. Hoşuma gitti. Belgesellik, belgesellik. Hakikaten belgesel ama. Evet. Yemin ediyorum 2 senede her türlü belgeseli yaşadık. Her şeyi yaşadık yani böyle. Bir tek ormanın içine girdik. Yani. Girmediniz, yer kalmadı. Şöyle maç sabahı gittik. 7 uçağıyla. İşte indik Adana'ya. Oradan Kozan'a geçelim dedik. İşte Kozan'da bir tur attık falan. İşte yemeğimizi yedik. Maça geçtik. Ben de maçı TV262'ye telefonla anlattım. Eskiden bu radyodan olurdu insanlar. Çünkü neden biliyor musunuz? O gün bilene 1000 kişi takip etmiş beni. Bakın. Periskopla yayın var. Hem taraftar çekiyor hem bizim Hakan coştu. Gazeteciliğin en zevkli yıllarını yaşıyorsun. Evet. Bir de telefonla maçı anlatıyorum. İnanın da o işte golü yedik. 2-1 öne geçtik. Sonra 87-3-2 olunca kaptırmışım kendimi. Biz neden böyle yapıyoruz? Öndeyken koruyamıyoruz. Şudur gibilerinden filan. 90+5'te penaltı olunca sevgili seyirciler penaltı kazandık. O bir dakika durdum Hakan evet, abi. Anlatamıyorum evet. Çünkü şimdi penaltının olmasını bekliyorum çünkü. Allah korusun olsam da tebrik edelim. Büyük sorumluluk aldı. Zor iştir. Zor iştir. Meslek kaçırdı geçen sene. Avut atsa kendi de moralmen bitecek. Yani. Biliyorsun kadrosu kalmıştı falan. Çok yani. Bir özgüven geldi. Şimdi yani maç 3-3 bitti. Maç bitince penaltı yaptıran Sefa'ya yine saldırılar oldu. Aferin Sefa'ya. Orada kılıç falan önledi rakip oyuncuları. Maçtan sonra Burak Özbakır işte otobüsümüze bir tane çocuğun çenesini yardı zaten. Dengesiz taş atıyor. Yani hep Kocaeli Spor'un başına geliyor bu çünkü şeyler. Çünkü burası da üçüncülük. Evet. Karacabey'de yaşanan vahşet ortada. Yani Kozan ilk defa puan kaybetmiyor işin ilginci. Yani sonuç itibariyle bir puan almak için 3 gol attı. Evet. Ama rakiplerimiz burada yatarak birer puanları aldığını hepimiz gördük. Yani
Onu da aslında sorgulamak gerekiyor. Sağ zeminiyle de ilgili, hava şartlarıyla da ilgili, yaş ortalamamıza da ilgili sıkıntılarımız var, kabul etmek lazım. Evet. Bunları çözen bizden puan alıp gidebiliyor. Ama bizden bir gol yiyenin kurtuluş şansı yok. Özellikle de ilk yarıda. 6 ay yani. Yani ilk yarıda... Mesela golü bizden yedi mi hiç şansı yok. Hiç şansı yok. Takım doymuyor. Doymuyor. Ve, çok güzel bir şey. Şöyle söyleyeyim. Sancaktepe maçına da geleceğim. İşte Kozan maçını o şekilde bir puanla ayrıldık. İşte havaalanında falan bizi Kocaelispor formalıyla görüyorlar. Bir tane Osmaniye'li Galatasaray formalı falan. Ya dedi bu meşhur Kocaelispor dedi. Bize 5 attınız hala unutmadım dedi. Düşünemiyorsun 8 yıl geçmiş. Taner Güller'i 5-2'lik İl dışına çıktın mı Kocaelispor dedin mi? İki şey geliyor aklına. Bir sefer sürmen geliyor. Kabul etmek lazım. İkincisi ya ne takımda ne sanayi takımda. Kenti bu ne durumda konuşuruz. Ya, yani inanmıyorlar. Hep aynı kalıp cümleler. İşte yani. Nereye gidiyorsunuz maça filan biz de espri yapıyoruz. Şampiyonlar Ligi önemli maçı filan. O gün de işte Benfica'nın maçı var ya Beşiktaş falan. Evet. Hafta içi şaşırıyorlar hani nereye gidiyor bu takım filan. Bizim takımı görüyorlar işte havaalanında filan. Ama Kocaelispor'un müthiş bir sevgi var. Müthiş bir saygı var. Marka olduğumuzu görüyoruz zaten. Süper Lig öksüz. Süper Lig'in babası biziz. Evet. Renk getiren de biziz. Her türlü yorum yapabilirsiniz yani. Aynen öyle. Yani Kozan maçıyla ilgili böyle notlarım. Pardon özür dilerim. Kızılca Bölük'te de takım yenilip gitti Kozan'a. Evet. Bir neden önemli biliyor musun? Kozan'daki puanın değerini arttırdı aslında. Bravo. Çünkü bir puanın değerini anladık yani. Hiç olmazsa bir puanla Kızılca Bölük acısını biraz yaptı. O zaman onu biraz açalım Sancaktepe maçına geçmeden. Şimdi biz bir puan almak için 3 gol atıyoruz. Son dakikada da çok değerli oldu. Bir puanın ne demek olduğunu anladık. Bu hafta da anladık. Tabii. 9 kişi kalarak. Yani aslında zorlu fikstürü geçtik. Kartal, Çorum, ben fikstüre bakmıyorum Yiğit'im. Demek ki ama yanıldı şimdi. Kızılca Bölük'e. Keşke Kızılca Bölük'e de 94 golü yemeseydik yani. Ben şimdi şöyle meslekte şuna ben hani tecrübemi söyleyeyim. Şu maç kaldı. Şununla oynayacağız, bununla oynayacağız diye hesap yapan teknik adamın yanılgısı büyük oluyor. Mustafa Denizli yapıyordu. Adam geldi. Ben dedi bilmem kaçıncı hafta lider olacağım dedi. Yapıyordu ama elindeki kadro gerçekten sana bu hesabı yaptırabilen bir kadroydu. Ve rakipler de dengeli takımlardı. Hı hı. Üçüncü ligde abicim, üçüncü ligde kimin ne yapacağı belli değil. Bir. Herkes buradan söylüyorum. İddia ligi. Kesinlikle iddiada bahise giriyor bu maçlar. Çok büyük her hafta vardır. Bir grup giriyor. Giriyor. Sırayla sonuçta giriyor. Ve o maçlara evet. Bakın. Ama şu da var. Unutmayın bizim ligimiz dışarıda da oynanıyor. Sadece nesine iddia değil. Evet. Dışarıdaki İnternet ülkelerde oynanıyor. Oynatılan yerler var. Bölgesel amatör bile oynatılıyor. Tabii tabii. Şimdi bunlarla oynayan kişiler arasındaki ilişkileri ben burada bir şey diyemem. Yani bildiğim bir şey yok. Ama çok ilgimi çeken bir şey var. O liglerde çok farklı sonuçlar olabiliyor. Değişik sonuçlar olabiliyor. Genelde yani her haftada 3-4 beraber çıkıyor. Arkadaşlar. Değişiklik yani adam hiç olmuyor. Ziraat Türk yok pası. Artık bir takımın puan alması kimseye garip gelmiyor. Örneğin kupadan örnek verdin. Az önce bir maç seyrettik. Az önce Ergun Hoca'nın burada Ergun Ortakçı'yı işte. Da kutlayalım. Tabii. Sistem tabii. Adamı. Abdullah Avcı'yla geçmiş yıllarda neye beraber. Neye baktın sen maçı izlerken neye baktın? Sistemi gördüm iki sistemi takımda. Yani, skor önemli miydi? Değildi. Değildi. Neden? Sen büyük şehire karşı bir takımsın. Şimdi bir tanesi. Tak 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 pas da atıyorsun. Şimdi şöyle bir tanesi Süper Lig'in lideri. Hani yedek medek falan demesinler. Ben baktım kadroya 7-8 tane 18'de oynayan adam. Doka'da girdi. Doka bir tanesi bal takımı. Yani. Şu var. Türk futbolunun sorunu ve sistem sorunu. Ayrı bir konu. Başlıca bir program aslında konuşmak için. Evet. Yani bizim için unutursak diye söylüyorum. Tabii. İlk yarı ne yaptı? Bastı yani. Değil mi? Amasya. Bir de gol çok kaçırdı. Güzel paslaşma yaptı ya. Bir golü verilmedi. Direkten kesinlikle. Döndü. Bir kırmızı karttan sonra ha, İstanbul Büyükşehir basmadı mı? Tamam basmadı. Basması. Bir nezaket, ilk yarı nezaket icabı üzerine gitmedi. Beni o bağlamıyor. Arada 4 tane lig var. Evet. Senin hiç basmaman bile 5 gol demek. Abi Süper Lig'in liderinden mi bahsediyorsun? Yani. Diye de balda 4. grupta oynayan o kadar yani. Bir takım yani. Biz şimdi o zaman baktığın zaman senin takımında paslaşma sistem varsa ve ölçülü gidiyorsan demek ki orada bal liginin tamamen mercek altına alınması gerekiyor. 3. ligin mercek altına alınması tabii. Fatih Terim bugün maç izleyecek yine 3. ligde, 2. ligde. Şu anda 1. ligde izliyor. Beni kandıramaz. Çünkü iki döneminde gol krallarını almadık. Biri Saffet Sancaklı, biri Taner Güller. Bravo, çok iyi tespitler. Şimdi ben 5 yaşında çocuğa söylesem. Bunlar haybeye gol atıyor. Kum ya, liginde mi oynuyor bunlar? Amca yani? Diyorsun, amca senin takımın gol atmıyor. Gol kralı vardı. 5 yaşında çocuğa söylesen. Ya da Fatih amca ya, alsana sen bunu adam niye oğlum? 20 gol atmış amca ya birinci. Adam sen gol atamıyorsun. Yani. Bir de sen gol atamıyorsun. Çok ilginç. Yani. Al sen bunu ve bu Kocaelispor'un başına geldi. İlla İstanbul takımlarına mı gitmesi? Beni çok güzel bir şeydir. Bak bugün Konya Spor'da alacağım bir sürü adam var.
Bugün Akhisar'da alabileceğim bir sürü adam var. Başakşehir'den alıyor yine, o da mecbur. Fatih Terim stadı çünkü ismi. Ama bu anlayışla, bu zihniyette bu iş olmaz. Löw, ben Löw'le röportaj yapmış bir gazeteciyim. Löw'ün A2 takımı, Almanya A2 takımı dünyayı 8 senedir kasıp kavuruyor. Almanya ne yaptı? Löw'e dedi ki kardeşim kendine bir takım kur. Bir gitti Japonya, Kolombiya, dünyanın her yerini gezdi o takımla. O takımdan kuloseler çıktı. Aklıma gelmişken abi, çok pardon. Maçı seyrederken şunu düşündüm. Bence sen de onu düşündün. Evet. Bence Sinan Pek demek Süper Lig'de oynaması gerekiyormuş. Bak yani, şimdi bak çok şimdi, bugün Erdem'le konuştuk. Çünkü yani Mustafa Pek demek evet değerli yani bir oyuncu Sinan ama Mustafa yani Sinan Pek demek'in çok daha yönlü, abi çok daha farklı bir, olduğunu. Böyle bir yani, şey yok yani. Bakın, gerçekten Sinan bugün Pek daha demek, çok göze çarptı yani. Ben Şenol yani iyi ki Sinan Pek demek bizdeymiş yani. Şenol Güneş kalsaydı 70 dakika da Sinan'ı bir daha izleseydi. Sinan Pek demek'in bu hafta koşu mesafesine bakın. Ya yok böyle bir şey. Dört adamı kişi, durduramıyorlar. Dört yani. Kişi tuttu Taner ya. Taner Güller'i görüyorum onda ben. Dört kişiyi tuttu. Tabii. Adamda frikik var. Her kafa şey var. Şut var. Top saplama gidiyor, var. Gidiyor mücadele ediyor. Geliyor. Ya, pas atıyor. Defanstan top çıkarıyor. Ya bir ara maşallah korneri kullanıyor soldan. Ya dedim bunu kim atacak? Çok değerli bir oyuncu Sinan Pek yani. Demek. Yani kardeşinden daha o yetenekli olduğunu ben ama bugün bir kez daha bizim için hissettim soru yani. İşareti nedir? Bizde yıllardır bir golcü çıkıyor. Tam çıkıyor. Bir kaleci çıkıyor ve peşine takılmak zorunda kalıyoruz. Yani biz Saffet Ergun ikilisini yakalayamadık. Ama Sinan Pek demek ki de tipik bir santrofor değil Hakan abi. Yani Sinan Pek forvet, demek çok yönlü. On numara adam. Yani Sinan Pek demek Messi'nin uzunu. Bak bu çok samimi söylüyorum ya. Messi'nin uzunu. Ver topu. Kütahya attı o kafa golü. Süper Lig'de falan atamaz kimse işte, yani. Ayakla, kafayla, sağ çaprazdan, sol çaprazdan. Adam bir de mücadele ediyor ya. Bu hafta ben bakın ya sırf onu izleyin. Abi, kolay dili dışarı ya çıktı adamın. Kolay ya mı ya? Yani geleceğiz zaten oraya. Yani. Neyse. Yani benim diyeceğim şu. Bizim biraz maçlara girdik. Benim söyleyeceğim şu. Kızılcabölük maçından gelen mağlubiyet. Keşke o bir puan git onu da alsaydık değil mi? İşte damlaya bak, damlaya. Tabii yani nereden puan alır? İçerisi dışarısı yok. Nereden bardak puan taşar alır? Kesinlikle. İç sahada taraftanın yapacağı tek şey ki yapıyorlar Allah razı olsun. İç sahada bu takım 5 tane bile yese, bak 5 taneden bahsediyorum. Sabredeceksin, tribüne çağıracaksın, alkışlayacaksın. Çünkü bu takım sana deplasmanda 4'lü 5'li galibiyet getirdi. Evet. Yani. Peki o zaman şöyle yapalım. Hani Sancaktepe maçına geçeceğiz de çok güzel bir konuya geldin. Şimdi liglerde 2 puan ortalamasını tutturan takımlar hedefe varıyor biliyorsun. Yani bravo çok güzel. İşte şimdi o 12 maçlık periyotta 24 puanı almıştık. Tamam. Oraya kadar güzel geldik. Tamam. Ama şimdi şimdi bir 3 maçta 2 puan aldık ki şu an şeyin altına düştük. Ortalamanın bir de ortalamamız da altına düştü. Sancaktepe iyi de seyrettim ben Gölcük Sancaktepe maçında. Pazar günü ben herkes de oradaydım, beraberdik. Evet beraberdik. Işte, bravo. Yani Sancaktepe aslında iyi bir takım değil. İyi bir takım değil. Rakiplerin devamlı puan kaybetmesinden bu konumlara geldiler. Ki, bizden daha iyi takım yok şu anda ligde. Benim izlediklerim bizim oynadığımız için oyun, bak, futbol. Niye söylüyorum? Gölcük'ü de seyrettim. Evet. Hadi Beylerbeyi'ne zaten pek yorum yapmıyorum. Ama izledim. Bu grupta bizden daha iyi takım yok. Ve organize olan. Biz Sakarya'yı da izledim. 2 kere. Evet. Birlik kupa maçında. Sakarya'dan bravo da daha iyiyiz biz. Sakarya 10 milyona kuruldu. 10 milyon liraya kuruldu. Şimdi devre arası niye transfer etti? Biz peki maşallah. Sakarya milletle karşılıklı anlaşıp da transferin önünü açtığında bunu mu yapacaktı? Ne oldu şimdi Sakarya? 10 milyon lira girdi. Evet. 10 milyon lira. Ne oldu hani? Sıfırlamışlardı. Bunları bir kere burada yönetimi de kutlamak gerekiyor. İflasa gidiyor işte. Evet yönetimi de kutlamak. Nerede Sakarya? Üçüncü ligde hala. Evet. Niye çıkamadı? 3 sene önce yapılandırmıştı borcunu insanlara. Transferin önünü açtı. Yaptığı transferler bunlar mı? Allah'ını seversen Süper Lig'den almışsın bütün döküntüleri getiriyorsun. Ama biz Sakarya'nın en büyük adamı Sinan Pek demek gibi adamı oynatıyoruz. Sistem budur. Bravo. Sakarya'da olsaydı Sinan şimdi 30'u bulmuştu golü. Değil mi? Yani. O yüzden de alkışlıyoruz zaten. Ben seyrettim çünkü Sakarya'yı. O zaman şöyle yapalım Hakan abi. İlk bölümümüzün bitmesine kaç dakika var? Sancaktepe maçını konuşacağız. Tamam. 8 yıllık birikimle konuşuyorum. Evet 8 yıllık birikimle konuşuyor. Şöyle yapalım. Sancaktepe maçını bir hatırlayalım sevgili seyirciler. Görüntülerini, maçı. Ondan sonra maçı ve kırmızı kartları konuşacağız. Spor Toto 3. Lig 1. grupta şampiyonluğa emin adımlarla koşan Kocaelispor evinde 16. hafta müsabakasında lider Sancaktepe Belediyespor'u konuk ediyor. Müsabakanın başlaması için her şey hazır ve ilk düdük geldi. Maça Sancaktepe Belediyespor başladı.
Maçın başlamasıyla beraber İsmet Paşa Stadı her zamanki gibi müthiş gürültülü, müthiş bir ambiyans var İzmit İsmet Paşa Stadı'nda. Caner. Ters kanada uzun bir top, güzel bir top Caner'den. İçeri çevrilen top. Şut geldi. Kendi ağlarımıza gönderiyoruz Ali. Top ağlarda Sancaktepe Belediyespor 1-0 öne geçiyor. Ali Keten talihsiz bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Kadir. Kadir'in pası Burak Süleyman. Tehlikeli, gelişebilir. Çok hızlı. Kırmızı kart çıktı. Burak Süleyman kırmızı kart görüyor. İşte izliyorsunuz. Bu hareketin sonucunda kırmızı kart görüyor Burak Süleyman. Hamza'ya da kırmızı verdi. Hamza da kırmızı kart görüyor. Hamza da kırmızı kart gördü. Takımımız bir anda 9 kişi kaldı. Mesut. İçeri çevirdi Mesut. Öndeye doğru. Müthiş bir kurtarış geldi. Kadir çevirdi içeri. Uzun bir orta. Murat içeri çevirdi. Kafa geldi. Çizgi üzerinde bir kez daha çıkarılıyor. Sinan müthiş bir kafa vuruşu. İzliyorsunuz. Bunu da çıkarttı Mehmet. Top hala Sefa'da, pasını aktardı Ali. Mesut. Sefa yerde kaldı. Faul. Sinan. Sinan. Sinan'ın şutu, top ağlarda gol. Gol geldi Sinan. 9 kişi Kocaeli Spor. Dakikalar 31'i gösterirken Sinan'la golü buldu. Şimdi skor 1-1. Müthiş bir free kick golü. Sinan Bek demek top ağlarda. 9 kişi kalan Kocaeli Spor durumu 1-1'e getirdi. Sancaktepe Belediyespor yerleşmeye çalışıyor Kocaeli Spor yarı alanına. Şimdi çizgiye inildi. İçeri orta, arka taraf boş. Mesut orada, bir şut geldi. Top çizgiden çıktı. Uzaklaştırılıyor şimdi. Çok tehlikeli bir andı. Atak devam edecek Sancaktepe'de. İçeri açılan top. Yusuf çıktı. Ters bir vuruş. Yine direkten döndü ve Yusuf. Tehlikeli gelişiyor Sancaktepe Belediyespor atağı yine. İçeri çevrilen top boşta. Yusuf. Mükemmel bir kurtarış geldi Yusuf'tan. Süleyman'ın kafa vuruşu, işte izliyorsunuz. Yusuf'tan müthiş bir kurtarış geldi. Artık son saniyeler maçta. Sancaktepe Belediyespor'a yükleniyor. Kadir. Açtırma Kadir. Karşıladı Erol. Ve son düdük çalıyor. Kocaeli Spor 1, Sancaktepe Belediyespor 1. Son yılların en heyecanlı, bizim için de ikinci yarısı kabus dolu geçen bir maçtı. Hakan abicim, maçın öyküsünü şöyle anlatalım. Daha sonra da topu sana atayım ben. Tamam. Bir kere sezonun önemli maçıydı bizim adımıza. Çünkü 9 puanlık bir fark vardı Sancaktepe ile. Yani Sancaktepe'yi çok abartmaya gerek yok. Kocaeli Spor'un kaybettiği puanlar nedeniyle bu fark açıldı zaten. Bir kere maça çok iyi başladık. Dolu tribünler önünde, coşkulu tribünler önünde. Her zamanki gibi. Yine çok talihsiz bir kendi kalemize. Bu sefer de Ali Keten, Kadir Öge iki kere kaleyi şaşırmıştı. Maalesef çok talihsiz bir gol yemiştik. Tam o gole üzüldük derken 15. dakikada o köşe bayrağının orada Burak Süleyman'ın rakibine yaptığı müdahaleden sonra bir kırmızı kartı var. Peşinden bir de Hamza, 9 kişi. Eyvah, ne oluyor? Maç gidiyor derken bir de birkaç taraftar falan, maçın iptal edilmesi de tehlikeye karşı karşıya kaldık ki. 5 puan da silinirdi. Silinebilir her şey. Playoff tehlikeye girdi. Evet, yani bir anda kendi ayağımıza kurşun sıkmak gibi bir şey oldu bu. Ama ona rağmen Kocaelispor'un 9 tane Körfez'in askeri, aslanları 41 kere maşallah diyelim. Maçı bırakmadılar ve golden önce, beraberlik golünden önce de 2 tane yüzlük pozisyonu kalecileri kurtarmıştı. 33. dakikada da Sinan Pekdemek'ten harika bir free kick golüyle. Zaten ilk yarı 9-11 hiç hissetmedik. İkinci yarıda mecburen artık savunmaya çekildik. Onların da bir iki topu direkten döndü. Ama
Gerçekten kabus dolu bir film seyrettik. Maç bitmedi ama 15 bin taraftarın desteği, futbolcularımızın mücadelesi. Ben çok gurur duydum. Alkışladım. Belki bu puan bizi şampiyon da yapabilir. Çok keyif aldım açıkçası. Evet. Senin maçla ilgili izlenimleri nelerdir? Benim, ben şimdi şunu söylemek istiyorum. Bizim bu yüzyılda izlenmesi gereken 4-5 tane film vardır benim gözümde. Benim şahsi görüşüme göre, benim hoşuma giden. Evet. Schindler'in listesi vardır. Piyano vardır. Cumhuriyet filmi vardır. Rutger Aziz'in. Bir de Zafer'e Kaçış filmi vardır. İzlemişsinizdir. Pele'yi biz o zaman sokaklarda evet. seyrediyorduk. Fuarın Pepsi bahçesinde biz Pele'yi seyrettik. O filmi 7-8 kere seyrettik yani. Ezbere biliyorum satır satır. Çok onurlu. Oğluma bir izlettirdim. Bunun için de onurlu bir direnişler mi? Aynı bak şimdi bak. Erdem çok güzel bir başlık attı şey günü. Zafer şerefine bir puan yani. Şerefli bir puan diye yazdı. Şerefli bir puan ilginç bir başlıktır. Şerefli bir puan 3 puan demektir. Şampiyonluk demektir. Bir de demektir. Araya bir galibe golü olsaydı be Hakan abi. O işin materyal 80. kısmı. Dakikalarda öyle o bir hayal kurdum biliyor musun? Materyal kısmı bak. Şimdi Zafer'e Kaçış filminden Almanlarla İngiliz ve ittifak şeyleri güçleri iki takım maç yapacaklar. Adamlar devre arasında şeyden kaçırılacaklar. Soyunma odasından kaçırılacaklar. İttifak futbolcuları. Çünkü hepsi esir. Almanya ile maç yapıyorlar. Soyunma odasına tünel kazıyor. Kaçıracaklar bunları. Tam kaçacaklar. Bunlar bir gol atıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 5-1 oluyor maç. 5-0 mağluplar 5-1. Almanlar milli takımla gelmiş herifler yani. 5-1 oluyor. Tam çıkacaklar. Pelemele giyiniyor. O rol şey Sylvester Stallone de oynuyor onda kaleci rolünde. Tam çıkıyor. Michael Caine de takım kaptanı ve hoca olarak o esir kampında takımı hazırlıyor. Tam tünelden kaçacaklar. Michael Caine gitmek istemiyor. Kaçmayalım diyor. İkinci yarıya çıkalım diyor. Maçı alalım mı diyor. Oynayalım diyor. Biz bir gol attık diyor. Maçı nereye alacaksın? 5-1. Şimdi millet böyle Zafer'e yapıyor. Zafer'e kaçış. Bunu mutlaka izleyin. Bakın pazar günkü maçın özeti bu. Escape Victory ismi ama YouTube'da bulabilirsiniz. O film orada Pele böyle yapıyor şimdi duruyor. Böyle yapıyor. Ben kalıyorum diyor. Bak esarette kalacaklar. Belki de ölecekler gaz odalarında yani. Kalıyor. Ötekiler de bütün takım ikinci yarıya çıkıyor. Öbür tarafta da Fransız devrimcileri var. Bunları kaçıracaklar. Hepsi şok oluyor takım ikinci yarıya çıkınca. Onlar tünelde bekliyor aşağıda. Böyle bir film ve o maç 5-5 bitiyor. Vay be. 5-5 bitiyor. Hakem neler yapıyor? Yemin ediyorum o maçtaki durum 9-11 Kocaelispor'un Sancaktepe maçına çok benziyor. Bir de Sancaktepe'lilerin galiba nazi demiyorum yani. Şimdi yok, yanlış anlarsınlar evet. Orada o zaman şöyle benzetme şöyle yani öyle bir hakem vardı şu ki. Şu açıklamaya ne diyorsun? Yani. Sancaktepe'nin teknik direktörü Hikmet Sevim maçtan sonra şunu demiş. Son 75 dakika 9 çılgın futbolcu ve ateşli taraftara aferin karşı aferin futbol oynadık. Kocaelispor taraftarıyla beraber adeta karşımızda 12 kişiydi. Bitti. Bak Kocaelispor devrimdir. Ben her zaman söylüyorum. Bak bu kent tarihinden gelen bir özelliğiyle hep isyan etmiş. Evet. Neden? Ruhumuzda i̇syan var. Ruhunda var. Yani delilik mi dersin? Ne dersin? Her memleketten bir tane gider. İzmit'ten tuttuğunu getir diyor. Biz öyle büyüdük yani. Delilik var. Ruhumuzda, kanımızda var yani. Deli gibi sevmek neden ruhumuzda var. Neden biliyor musun? İstanbul burada. Evet. İstanbul'un işkembesini dolduruyorsun buradan. Depremden sonra ya dünya tarihinde yeryüzünde yok. Depremden sonra gelirler vergisini en çok ödeyen kent burası. Kişisel geliri en yüksek olan kent burası. İstanbul Ankara sonra geliyor. Tarih bunu yazmaz. Hemen destekliyorum. Hemen 33 yani. 6 ayda 33 liman iskeleye 4000 gemi gelmiş. Yani bu kentin bir özel. Allah bu kenti özel yaratmış. Bir çukur açmış. Çukurun içine su dolmuş. Ulan demiş burası da İzmit demiş. Bütün İzmit şeyi buraya doldurun demiş. İsyankar, kafadan kopuk hepsi ne varsa doldurun buraya. İşte bu kent onun için Beşiktaş'a, Galatasaray'a kafa haksızlığı tutuyor. Bildiği için yani kendisine Anadolu haksızlığın farkında değil. Daha masum Anadolu. İzmit haksızlığı biliyor. İzmit İstanbul'a 10 kere sulu götürür, susuz getirir. Tabii, baş onun için de yani. Onun için de biz İstanbul'u çok iyi tanıyoruz. Onun için de Sancaktepe'nin ikinci maçını hayal ediyorum ben şu anda kafamda. Orada yenip 10 bin kişi, bir Kartal maçı var seninle hikayemiz. Eğer Sancaktepe Kartal'ı yenip şampiyonluğun ışığını yakmıştık. Hiç hesaplıyor muydun o zaman bak? Şimdi biz, aynısı biz olabilir bak. Yine sondan dördüncü hafta. Yani evet. Yine. Bravo. Deplasmana gidiyorsun Kartal maçında. Ay, lider olup dönüyorsun. Onun için diyorum ben içi dışı yok bu işin. Sen Kocaelispor gibi oynayacaksın. Aslanlar gibi mücadele edeceksin. Direnişini göstereceksin.
Bu kulüpte Serdarlar kulüp başkanlığı yaptı, taraftarlar Özgürler kulüp başkanlığı yaptı, kulüp başkanı açlık grevi yaptı. Yapmamlar abiler, evet. Dünyanın hep gündeminde oldu. Arsenal'e 4 çaktı bu takım. Dünyanın hep gündeminde oldu. Neden? Hacizler geldi. Kabullenmez abi. Şu anda Amerika'nın, Avrupa'nın... Aç kaldık, susuz kaldık tabii, ama sevdamızı terk etmedik. Amerika'nın, Avrupa'nın sokaklarında İzmit'in taksileri, İzmit'te emekle üretilen taksiler geziyor. New York'un taksileri Gölcük'te yapılıyor. Sen buna karşı İzmit'e sırtını döneceksin. Öyle bir şey yok. Yani onun için o tesis bize kalsın. Bu borçları bu kent ödesin. Tesis değil, evet, kent ödesin. Normalde kent, öyleydi işte. Şimdi kimse yanaşmadığı için... Sanayi kuruluşları ödeyecek. Evimizi satıp körfezi kirletenler ödeyecek. Evet, körfezi kirletenler ödeyecek. Ödettireceksin. Evet. Benim görüşüm bu ama peki, maç olarak şunu söyleyeyim maçın sana. Maçın hikayesini şöyle özetle evet. Hakan abi. Özetleyeyim. Şimdi bu maç 11-11 olsaydı biz bu Sancaktepe'yi 5 olurdu. Altay maçı gibi olurdu. Bravo. Aynı. Çünkü yani, Altay Sancaktepe'den 10 kat daha iyi bir takım. Şimdi şöyle diyorum ben. Bu ligde bizim rakiplere saygı duyuyorum. Küçük görmüyorum ama kendimiziz bu ligde rakip. O kadar. Şimdi Karacabey maçında olaylar 2 maç sağ kapatma. Burak Süleyman 5 maç. İşte Oğuzhan Kızılca Bölük maçı mesela. Kızılca Bölük maçı. Kızılca Bölük maçında rakibimiz kendimiz dedin, çok güzel tespit. Kızılca Bölük maçında Sinan, Hamza, Sinan, Burak vardı. Özbakır. Burak, Özbakır buradaydı. Sefa burada. Hı hı. Bunlar yetmiyor. Arkadan Kadir Ögeler, Kadir Gezerler. Kaleyi abluk altına aldılar. Evet. Ne biliyor musun? Ben atacağım. Yani çok güzel bir şeydir bu. Yani herkes gol atmak istiyor yani. Tamam mı? Bir an önce atalım. Artık bir de bu çocuklar şey oldu şimdi. 3 yıldan beri artık ezber oynuyorlar. Tabii. Oynuyorlar. Bir de artık bir sorumluluk da var. Tek tehlike ne biliyor musun? Herkes gol atmak isterken biz kendi kendimizi orada sıkıştırıyoruz. Kanatları açamıyoruz. Dolayısıyla akıllı bir takım bize karşı 7 kişi defans yaparsa biz çok zor maç kazanırız. Ama ilk yarıda biz golü atarsak çözüyoruz. O zaman mecbur çözülüyor. Adam açılıyor. Gol atman gerekiyor. Uzaktan vuracaksın. Altay maçının ikinci golü Kadir Öge'dir. Uzaktan bir vurdu topa. Sonra maç 5'lik oldu. Ama şey bu 0-0'lık maçlarda canımızı çok yaktı abi. Şimdi Tekirdağ, Van, Bayburt. Hani şimdi Kocaelispor iç sahada 8 maç oynamış. Yani, 3 galibiyet almış. Yani ben yani, bak. Teknik adam oyuncu değişiklikleri tabii ki kritiktir ama oyuncu değişikliklerin ben %15'i geçmeyeceğini zannediyorum. Oyunun evet. Skorun etkisi. Kırmızı kartlara sana soracağım. Kırmızı kartlarla ilgili evet maçta tribündeki birçok taraftar çok büyük tepki verdi. İşte böyle birisine bir maçta anlamsız kırmızı kartlardan dolayı. Hamza Mutlu sosyal medyadan özür diledi. Bütün cezalara razıyım dedi. Burak Süleyman özürden çok biraz daha işte Kocaelispor'da işte miadının dolduğu, misyonun dolduğu şeklinde Kocaelispor çok büyük camiadır falan. Ondan sonra bir iki yorum yapıldı olumsuz falan. Hani bence futbolcunun sosyal medyaya sağa gelmesi gerekirdi. Çünkü taraftar şimdi, çünkü öfkeli olduğu için o anki ruh haliyle olumsuz yorumlar yapabilir. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Burak pardon. Süleyman suçlu. Hamza suçlu. Evet. Bunları buraya koyduk. Gördükleri kırmızı kartlarla. Kırmızı kartlar. Ama idam gereksiz. Etmeye gerek yok. Hayır, tabii bak şimdi onu söyleyeceğim şimdi. İkisi de suçtu. Neden? Sizler profesyonel futbolcusunuz. Bizim oyuncu sayımız belli. Alternatifleriniz evet. Yok. Size çok ihtiyacımız var. Kimsenin alternatifi yok şu anda yani. 18 tane adam var. 18'in bir 18'i daha yok. Değerlisiniz bizim için yani. Herkes değerli yani. Evet. Ama vazgeçilmez değilsiniz. Onlar da kendilerine söylemişler. Ama şunu söylemek istiyorum. Şunu unutmamak lazım. Bu bir maç. Evet. Bundan önceki maçlarda bu çocuklar şöyle, ne yapmış? Şöyle pozisyon gereği olsa hani son adam olsan indir kırmızı kart görür ama o da köşe bayrağında. Bu çocukların yaptığı bu maçtan önceki maçlarda yaptıkları var. Mimar Sinan demişiz, Muhteşem Süleyman benim terimlerim. Evet. Var. Neden? Şimdi vefalı olma zamanı, onlara sahip çıkma zamanı. Ha ne Kocaelisporluk duruşu nedir biliyor musun? Gene çıkıyor kulaklarını canlı. Çekersin tabii. Kulaklarını çekersin. Onu şöyle özettim mi Hakan abi? Yani. Sayın Başkan Bahri Yavuz noktayı şöyle koydu dün akşam bakmışsındır. Bahri Yavuz'un mesajını okuyorum. Sevgili Kocaelisporlar, 2,5 yıldır çok büyük zorluklarla, çok büyük mücadelelerle kulübümüzü ayakta tutmaya, yol almaya ve emanetimizi gelecek nesillere aktarmaya gayret ediyoruz. Bu süreçte gerçekten ağır bir yükümüz var. Bu ister istemez hem bizim hem takımımızın sorumluluğunu arttırıyor. Hatalara yol açabiliyor. Bu baskıyı oluşturan da bizleriz. Tüm şehir. Bizim farkımız var. Diğer kulüplerden. Çünkü mücadelemiz onlardan çok büyük. Çok daha zor. Her konuda çok daha toleranslı. Daha yapıcı olmak zorundayız. Dün yaşadığımız olayda bu süreçlerin
sonucudur. Biz gerekli değerlendirmeyi kendi içimizde arkadaşlarımızla yapıyoruz. Yapacağız. Bunun dışında konunun bu akşam itibariyle kapatılmasını rica ediyorum. Süreç ve sonrasıyla ilgili tüm sorumluluk şahsıma aittir demiş. Doğrudur. Yani buraya noktayı koymuş. Yani bari o zaman reklama girecekmişiz. Tamam. Buradan devam edeceğiz sevgili Hakan abi. Sevgili seyirciler bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 4174 0532 733 0685. Siz isteyin biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpent Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166. 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpent Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun. Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Evet sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Yerel golde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hakan abicim, kırmızı kartlarla kalmıştık. Hani evet. Çok da konuşmak da istemiyorum. Tabii, yani bu... Sen de duygusalsın, ben de duygusalım. İkisi de bizim evladımız. Doğru. Ama hani insanların moralini şu bozdu. Şu böylesine kritik bir maçta olmadık bir pozisyonda. İki yani, kırmızı, 9 kişi hem takım arkadaşlarını zorda bıraktılar hem takımı. Bir de şöyle bir şey var. Biz bu maçı alıp 6 puanla indirip tabii bir de alabileceğimizi gördük. Yani gördük yani. 9 kişiyle ne gördük yani? Yani insanlar demek ki dedik farklı alırdık maçı yani. İnsanlar şunu dedi hani ya bu Sancaktepe üstü süper bir takım falan filan. Yok kardeşim ya, yani biz bu puan farkını da. Başka takım çıkabilir aradan bak. Ya Çorum daha bence. Sancaktepe'nin hiç evet. Rahat değil bence bak. Hiç bir de değil. Şöyle Sancaktepe'nin zaten grup maçları başlayacak Türkiye Kupası'nda. Tamam. Devre arası bu hafta bugün yarın maçı var.
Devre arasında da maçlar oynayacaklar. Bence onlar bile beklemiyordu böyle. Bir de bir liderliği. Avantaj ne biliyor musun? İyiydim. Sancaktepe Belediye maraton olarak bakarsak Sancaktepe'de benim oğlum askerlik yaptı. Evet. Sancaktepe şey değil. Sancaktepe'li diye bir kavram yok. Sonradan yani, kurulmuş bir şey, tabii kurulmuş. Ve %80'i Diyarbakırlı halkının. Evet. Sancaktepe'li diye bir şey yok aslında. Yok hani cami olarak evet çok da. Çünkü düşünsene sen bu maça geliyorsun tribüne bir Sakarya ile oynadığını düşünsene. O Sancaktepe'nin tribünü öyle mi olurdu? Sancaktepe takılacaktır şaşırmayın bak hiç. Ama aradan geleceği iyi hesap etmeniz lazım. Şu aradan bir takım miyiz? Sıyrılabilir yani. Yani sıyrılacak takım ona da kontrol herhalde. Etme yani, bizden sonra. Bizden yani Kocaelispor'la Çorum daha biraz daha şehir takımı dikkat olarak. Dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Ama şu kalan çünkü üç maçta. Çünkü bak kar geliyor. Biz yine Ergun Hoca'nın en korktuğu şey kar kıyametti. Yaşlı evet. Takımdık. Allah şükür geçen sene Aralık'a kadar Allah bizi acıdı. Kuru kuru maçlar oynadık. Bak bu sene de aynı. Normalde Ekim ayından sonra İzmit çamur olur. Ne oldu? Ekim'den beri daha şey yok. Yağış yok. Kasım bitiyor. Bak kar bekliyoruz hala mesela yani. Kupkuru sahada oynuyoruz hala. Değil mi? İlahi adalettir bu bak. İki yıldır Yüce Mevlam diyor ki yürü ya kulum diyor bize. İnşallah Hakan abicim. Yani ben şöyle bakıyorum. Önümüzdeki 3 maçta da artık bir 9 puanı almamız gerekiyor. Çünkü niye? 3 maçta önemli puan kayıpları evet. Yaşadık. Sancaktepe'de inşallah o 3 maçlık periyotta bakıyorum. Şimdi bu şey maçından önce Çorum maçından sonra şöyle 6 haftalık periyodu ben çıkarttığımda Kocaelispor'un 24 puanı vardı. Sancaktepe 28. 4 puanlık bir fark vardı. Ama Kocaelispor maalesef Kızılcabölük 0 puan. Kozan'dan 1 ve Sancak'tan 1 alırken rakibimiz Karacabey'den 3 puan aldı. Bayburt'u yendi zar zor. Evet. Biz de bir puana bizden aldı. Erzin'le beraber kaldı. 35'e 26. Yani. Şimdi Sancaktepe bu hafta Kartal'da oynuyor. İşte o Kartal gitti bizim zorlandığımız Kozan'a 4 attı. Herkes her şeyi sonra Altay'a gidecek. Sonra da içeride Çorum'la. Yani bu 3 maçta eğer onlar 6 puan falan kaybederse devreye 3 puan bahis farkla. Ligi. Ne diyorum bak güvendiğim şey bahis ligi. Kırmızı kartların görüntüleri var orada. Evet. Açıkçası biz çok uzaktık ama görüntüleri seyrettiğimizde tabii Burak abi. Süleyman orada hırsıyla bir müdahale ediyor ama ikinci ayağı biraz fazla kalkınca. Ya Burak Süleyman öyle bir öyle bir pozisyon ki. Yani, bak hiç vurmasa vuruyor tamam. Evet. Hiç vurmasa bile vurdu gözüküyor. Vurdu gözüküyor. Profesyonellik evet. Orada. Çocuk o kadar hırslı ki bak. O da kendini bir attı böyle yerlere. Yani aklınca ya o şekilde topu oradan alamazsın. Evet. Ya da yani bir bunalımın mı var, bir sıkıntın mı var? Ama başkanınla konuş, hocanla konuş. Hani bir de 5 maçlıkta şeyden yani, geldi, cezadan geldi. Ceza işte çocuk, ama onu sanki geriye mi attı acaba? Şey yapmak istiyor, geriye atma değil de kendini bir an önce o 5 maçın borcunu ödemeye çalışıyor. 2-2-4. Ama şimdi Burak Süleyman'ın psikolojisi bu. Hamza için. İşte Hamza, bunu düzenlemek de teknik heyete kalıyor. Hamza en tecrübeli isimlerimizden. Takımın en tecrübeli Hamza da buranın devamında. Hamza da duygusal bir çocuk. Duygusal bak şimdi evet. Hamza bizim Nuri'ye benziyor aynı. Yapısına bak ikisi de Derinceli. Yapısına bak aynı. Nuri hatırlıyor musun? İstanbul Spor maçında kaptan evet, Nuri. Evet. Birisi küfür etti de en geride. Sen bırak topu aniden dön tribüne. Evet. Bir profesyonel şimdi, futbolcu bunu yapmaz. Hamza'nın pozisyonu da gösterdik. Çok artık takılmayalım. Olmuş dönmüşe çağrı yok. Zaten bundan sonraki krizi, süreç önemli. Krizi iyi yönetmek lazım. Bu iki futbolcu da zaten ilk yani. İtibariyle muhtemelen en az 3'er maç ceza alacaklar. Yönetimin de ekstra cezası. Para cezası olacak. Tabii. Şimdi hani, bak bu ortamda yapılacak. Zaten Burak Süleyman'a bir para cezası tabii, almıştı. Tabii. Bayağı bir maddi kayıba girmişti. Tabii. Bu ortamda yapılacak en kötü şey. Hani sen bence yarış ki ulan gel Kocaelispor'a bir kötülük yapalım. Ne biliyor musun? Bir, hocayla uğraşacaksın. İki, bari Yavuz'u çıldırtacaksın. Yönetimi bıktıracaksın. Üç, spekülasyon yaratacaksın. Eğer bu üçünü yapan varsa şu anda bu kulübün içinde en büyük haindir. Bak bu Metin Yıldız olur, Ergün Ortakçı olur, Bahattin Güneş olur, bilmem ne olur, başkası da olur. Evet. Şu anda Kocaelispor'un bulunduğu, içinde bulunduğu transfer çıkmazı, alternatif olmayışı nedeniyle ve başka bir yönetim bulamayacağın için bu üçlü sarmalı birbirine denk tutmak yine taraftara düşüyor. Ama şöyle düşüyor. Yani burada tabii ki hatasını söylemesi. Bahri Yavuz'un fedakarlığı, taraftarın yapmış olduğu herhalde. Çaba. Bak bugün Bahri Yavuz bıraksın kimse almaz kulübü. Yo, biz çok zaten, samimi söylüyorum yani. Almaz. Hakan abi ben uzun yıllar görev yapmasını istiyorum. Tabii ki koltuk sevdası olmasın ama bu şeffaflık, bu kurumsallıkta Kocaelispor'u
buradan buraya getirdiyse güzel günlerinde o yaşasın yani. Ben şimdi işin siyasi kısmına girmiyorum. Çünkü ben işin siyasi kısmına girince bana kızıyor, sitem ödüyor. Evet. Onun için girmiyorum. Ama sadece şunu söyleyeceğim. Kocaelispor devrim kentidir. Kocaelispor'u iyi devrim yapanlar, yani devrim derken bunu yanlış anlamayın. Yani devrim bana değil, düzeni değiştirmek hani anlamında. Şöyle diyeyim. Yani sen, bu makus kaderimizin yenilmesi lazım. Sen de çok birçok başkanla çalıştın. Tabii bir sürü. Şimdi işte Sefa Sirmen o 90'larda efsane başkan olarak anılıyordu. Necati Gençoğlu dönemini de yazdım ben. Güngör Kandemir'de, İsmet Kaya'da, İsmail Kalkandaran dönemlerini yazmış biriyim ben yani. Erenkaya dönemi, Saral dönemleri, daha sonraki 2000'den sonraki yeni dönemler diyorum ben ona. Hepsini yazdım. Ha, Bahri Yavuz bundan 20 sene önce olsaydı ne olurdu? Başkan olsaydı. Şampiyonlar Ligi'nde final oynadı. Yorum size ait. Aynen öyle. Sancaktepe maçıyla ilgili, çünkü sen de benim gibi böyle hep şey yaparsın. Tribünü böyle bakarsın. Şimdi Sinan Pekdemek'in attığı frikik golünün arkasında iki tane top toplayıcı altyapıdaki futbolcularımız sarılıyorlar. Sancaktepe'liler de ısınıyorlar. Yani. Tamam mı? Az önce o, işte hocasının yani dediği gibi falan. Yani ya nereye düştük? Ben şöyle bir hayal kurmuştum. Bu onurlu direniş devam ederken 60'ta falan gol yememek çok önemliydi. 60-67'de onu başardık. Bir kişiyi attırıp onlara. Bir de 80'de bir gol gelseydi. Bak, yemin ederim. Hani unutamadığımız maçlar vardır ya. Aynen, Türkiye Kupası'nın finalleri, şampiyonluktur. Galatasaray maçı. Hepimiz ağlayacaktık biliyor musun? 5-4'lük. Yani şimdi çok insanlar arar. Ya üçüncü yük maçı falan diyebilir ama burada bir yok. Haykırış olacak. Kocaelispor'un yani bu maçlarına bakın. Birçok Süper Lig maçından daha iyiydi. Kocaeli Birlik Spor kuruldu. Kocaeli Birlik Spor'un geçen seneki ve evvelsindeki maçlarına bakın. Hatırlıyor musun? Cumartesi pazar izliyorduk üst üste. Evet. Ama Kocaelispor'un Çınarlı maçı unutulmaz. Aynen. Ben unutmuyorum o 3-0 biten maçı. Ben unutmuyorum. Bir de şurada Hodri Meydan'la ilgili bir tespitimi yapmak istiyorum. Evet. Artık bu kentin Hodri Meydan şeyini açması gerekiyor. Baskısını. Bak bu kent hala Hodri Meydan insanları türbüne getirmeyen, küfür eden, ne bileyim kentin kötü çocuklarından oluşan bir grup olarak görüyor. Yok, öyle değil aslında. Yani bu öyle bir şey yok. Bak şöyle bir şey var. Her grupta önemli organizasyonlara imza atıyorlar. Böyle kültürlü insanlar var ki içlerinde. Ama siz insanları bakın Hodri Meydanı'nın içindeki çocukların yarısı işsiz. Evet. Kentin zaten kenar ülke işsiz Hakan abi. Yani, o da var yani. Yani bu çocukların sıkıntılarını anlamak lazım. Evet. Onlar tribüne geldiği zaman ben gelmem öyle bir şey gelme o zaman yani. Ama dikkat et Hodri Meydan bu takımı hiç bırakmadı. Evet. Ben burada Hodri Meydan'ın kurucularından biriyim. Doğru. Kuruluş amacımız farklıydı. Şimdi çok farklı bir grup var kardeşim. Ben Hodri Meydanı da yeni statta da yanlışlarını da savunmam. Hı. Yanlışları vardır Hodri Meydan'ın. Savunmam. Ama doğru yaptıkları bir şey var abi. İki tane 20 bin toplandı burada. Yani bu sadece evet. Bahri Yavuz yapmadı bunu. Tamam. Şeyi söyleyeyim. Hodri Meydan evet her zaman takımın itici gücü. Yani. Ve gerçekten görsel şovu çok güzel yapıyor. Konfeti. Kendini açtı. Hodri Meydan diğer var ya kendini açtı ya. Açtı yani. Bir ultra aslan oldu artık. Yani. Hakan abi. Çarşıdan daha önemli bence tabii, Hodri Meydan. Tabii tabii. Zaten yani şey İstanbul'da. Ve stadın adı Hodri Meydan Arena olsun. Bak buradan söyleyeyim. Tamam anket olursa burada geçen başkanın Atkılılar kazandı açıklaması çok, çok güzeldi. Güzeldi. Çok güzel. Sponsor olan firmalara tekrar biz teşekkür etmiştik. Ben yine teşekkür ettim. Şeyi soracağım sana. Şimdi bardağın dolu ve boş tarafı diye geçen ben bir şey paylaştım. Evet. Orada senin de yorumların benim için önemli. Şimdi ona bakıyorum kendi Face sayfamdan. Hatta sen de yorum yaptın galiba ona Hakan abi ama öyle hatırlıyorum. Yaptım. Ben öyle şunu da söyleyeyim hani arkadaşlarım da bilsinler gözlük kapalı ben yorum yapmam. Beğenip beğenmedim yazarım. Fenerli, Fenerli Galatasaraylı formalarla benim çok yakın kardeşlerim fotoğraf çektiriyorlar. Ben hepsinin altına tek bir cümle yazıyorum. Hatta Komut V yaptım. Komut C'ye yapıştırıyorum. En büyük Kocaelispor diyorum. Çok güzel. Yani o yorum onlara ait. Nasıl alırsa evet o yorumu. Hani her zaman diyoruz hani işte bizim için sevdanın ligi yok. Arma yere düşmesin diyoruz. Kocaelispor sadece bir futbol kulübü değildir. Evet. Başka Kocaelispor yok cümlesi kime ait? Size mi ait? 2000'li yıllarda 1900'lü yıllarda başka Kocaelispor ha bana ait derken bana ait değil başka takımımız yok lafı bir deyimdir. Ama ilk kullanan yazarlardan biriyim. Bana ait anlamında söylemiyorum. İlk kullananlardan biriyim. Sizin çok ilkleriniz gideceğimiz var. Gideceğimiz yerimiz yok yani. Nereye gideceğiz abi? Yani. Nereye gideceğiz? Yani bir Kertil Tekke Meydanı'nda toplanıyoruz. Biz İzmit'iz Ruhu'nda. Sevgili Hüseyin Erol abi. Benim mahallem işte. Bir de işte İsmet Paşa'da buluşuyoruz. Bitti. İnsanlar bir araya geliyor. Oturuyoruz. Biz maçtan sonra sosyal hayatımızı yaşıyoruz. İnanın o masada toplanıyoruz böyle. Maçta veya maçta
5 saat Kocaelispor'u konuşuyoruz. İsmet Paşa'ya gelen profile bak. İsmet Paşa'ya son 2 yıldır belli bir yaşın üstünde insanlar geliyor biliyor musun? Stadın yolunu unutmuş insanlar geliyor. Benim babamın arkadaşları rahmetli. İsmail Hacıoğlu benim babam. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Kocaelispor hastası. Kocaelispor'un ilk yedek kalecisi. Evet. Öyle söyleyeyim. Şeyi yani. Paylaşayım abi. Bu Sancaktepe... Şimdi sayı, pardon, sayı arttı yani Yiğit, onu söylemek istiyorum. Yaş arttı gelenlerin. Neden biliyor musun? Oraya gelen insanların bir daha birbirini başka yerde görme şansı kalmadı. Bravo. Tamam. Orada görüyor. Gidiyor, kol kola giriyor. 70'li yılların Konya-Kocaeli maçını, efendim Sarıyer-Kocaeli maçlarını özlüyor. Sevgili Hakan çünkü abi. Kentin gidecek yeri yok. Bitti. Hakan İsmet Paşa mabet. Tek adres. Birbirimize daha çok sıkı sıkı sarılıyoruz. Şimdi bizim İzmitlilerin benim... buluşma noktası. Aynen. Çünkü niye? Yani biz birine 40-45-40'lara geldik. Yani 25-30 yıllık geçmişiz hani 10 yaşından beri. Şimdi artık öbür türlü Hakan abiyi göremiyorum. Tabii. Mehmet'i göremiyorum, evet. Ahmet'i göremiyorum. Bak biz çünkü görev insanları... icabı gidiyoruz, sevgi icabı gidiyoruz ama evet. Yaşlı insanlar gelemiyordu. Şimdi bakıyorum adama kaç kol takmış. Niye biliyor musun? 66 ruhu görevinin şimdi tamamlıyor. Evet. Yani Ayhan zaten... abiler, Avni Kalkavanlar hepsi rahmetli oldu. Mehmet Sadık. Ahmet Hasan evet. Abimiz, Ferruh Duygu rahmetli yeni kaybettik Allah babamlar. Onların o zamanki heyecanı şimdi... şey oldu, mark oldu artık yani. Sevgili Hakan abi. Misyon tamamlandı, şimdi sıra yani, profesyonel olmaktı. Nasıl diyeyim ben sana? Artık Kocaelispor ruhunu belgeseli olmadı mı? NTV Spor'da, TRT Spor'da, yani, Ağız yani kaldı. Ben çok ciddi almadım. Şey oldu. Belgesel öyle olmaz. Evet. Şeye gelelim abi. Ben Sancaktepe maçından önce baktım herkes başka yerlere böyle motive olurken Sancaktepe maçına motive olun diye bir başlık atmışım. Altına da doğru. Sevgili, ben okudum onu. Sevgili Ümit Metin Hoca'ya da geleceğim. Gerçekten hep hayatın pozitif tarafından enerjik ve bardağın dolu tarafından bakın ve diyor. Ve sakin direkt, insan. Keyif yani. Alın diyor. Evet. Ben de şöyle yorumlar yaptım. Puan kayıplarına rağmen ikinci sıradayız. Bardağın dolu tarafı dedim. Tamam. Sancaktepe'nin devamlı kazanması 9 puan fark, bardağın boş tarafı. Özgüven ve moral için bu hafta Sancaktepe ile oynamak avantaj. Bardağın dolu tarafı. Hakikaten de öyleydi. Maç öncesi. Şu an, evet yenseydik. Tamam. Bardağın boş tarafına demişim ki birinci grup diğer iki gruba göre daha zor ve Sancaktepe'nin bizim grupta olması demişim. Evet. Bardağın dolu tarafı çok gol atmak çok iyi. Bardağın boş tarafı basit ve çok gol yemek. Şimdi evet. Çok basit goller. Ne güzel işte ya, biz bunları konuşmamız aynen. Lazım. Yani. Son dakikada atılan gol ile alınan bir puan bardağın dolu tarafı. Kozan maçından bahsediyorum. İsmet Paşa'da bir puan alan takımlar hem gol atmadılar hem de yattılar. Bardağın boş tarafı. Sancaktepe atar dolu tarafı. Aynen. Çünkü kalan 4 yani. Maçta 12 puan bardağın dolu tarafı. Evet. Puan kayıpları sürerse camianın morali bozulur. Bardağın çok boş güzel tarafı. Objektif bir yazı. Çok güzel objektif. Yani biz tamam biz sarılıyoruz, Kocaelisporluyuz, kıracağız, vur kır parçala diyoruz ama... bunlar da işte o futbolun gerçek maddeleri bunlar. Şimdi pazar günü onurlu... Ne konuşar konuş, sonuçta bunlar kalıyor. Şimdi sonuçta. Pazar günü onurlu direniş, takım ruhunun tribünle bütünleşmesi, bardağın dolu tarafı. Dolu tarafı ama puan bardağın alamamış. Bardağın boş tarafı 2 puan uçtu. Uçtu gitti. Ama bir adam 3 puan aldı gitti. Yani. Peki bir de bardağı kıralım. Onlar için 3 puan. Tabii onlar psikolojik olarak bayağı yer aldılar. Arayı da çünkü tuttu. Çünkü şöyle dediler ya biz Kocaelispor'dan ama korktular. Kocaelispor'dan iyi takım değiliz. Yani. De geldiler. Boynu bükük gittiler o açıdan. Tabii. Doğru söylüyorsun. Şimdi bir de içinde ikinci maçı düşünüyorlar. Tabii. O zamana kadar biz puan farkını kapatacağımızı düşünüyorum. Başka takım bile sıyrılabilir ya. Bak bana saysana bir iki takımda. Çorum, Altay. Altay var, Tekirdağ var. Tekirdağ mesela. Tekirdağ'dan ben çok basat geldim. Abi, yani ben Çorum'u biraz daha tehlikeli abicim, gördüm bizim, açıkçası. Bizim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçı neyse şu an için maalesef Tekirdağ, Sancaktepe, Altay maçı bizim için o. Altay'a gideceğiz yani biz sakın ki Sancaktepe'nin peşine takılmayalım. Sancaktepe bir tavşan atlet vardır biliyor musun? Maratonlarda tavşan atlet vardır. Evet. Ne yapar biliyor musun? Takımda atıyorum 4 kişiden oluşur takım. Tavşan atlet bir fırlar 50 kilometre yarışında, 42 kilometre maratonda. Bir fırlar Yiğit. Herkes onun peşine koşar. Koşmak zorundasın çünkü adam mesafeyi açıyor. Ama esas kazanacaklar o tavşanın diğer 3 arkadaşıdır. O ne yapar biliyor musun? İleride tıkanır, bunları da tıkar. Üçü arkadan alır götürür. Şu anda Sancaktepe tavşan atlet. Gerçek rakip değil. Göreceksiniz bunu. Bu programda inşallah ömrümüz olur yani. İnşallah. Ama ben işin bu şey beni yanıltabilir. Biz ama yanıltacak birinci. Ne var biliyor musun? Yanıltacak ne var? Şu anda Sancaktepe iyi takım değil.
Ama Sancaktepe gerçekten bazı güçlerin desteklediği bir takım. Hayır, bazı güçlerin desteklediği bir takım. Biz bir tane hakem gönderdiler bize buraya. Hakemin sadece iki pozisyonuna bakmayın. Genele bakın. Normalde hakem 15 dakikaya kadar cart cürt yırttı bizi. Sadece o pozisyona bakmayın. Ama 15 dakikadan sonra bize döndü. Öyle hakem olmaz. O maçın hakemi değildi o. Burada ben Bedri Dölkeleş'e de yazdım. Bedri abi benim hocamdır. Ama hocam sen bize gönder. Hakem gönder yani. Bardağın... Ya da bizim gücümüz ol orada. Lobimiz ol. Lobimiz yok. Hani bardağın dolu boş tarafı derken bardağı kırarsak da bu maç iptal de olabilir. Yani. Bir anda seyirci galibine gelip. Seyirci inseydi var ya. Yani hakem Allah orada yani. Hakem orada bir anda her şeyi değiştirdi. Evet. Ama şey bir hakem bu. Bitmiş bir hakem yani. Yani belli, böyle belli. Maçlarda aslında ama tabii ki şu an, önü açık hakemlerin gelmesi daha faydalı. Biraz daha hasarlı oldu bizim için. Şu an Burak Süleyman, Hamza Mutlu kırmızı kart cezalısı. Kadir Gezer sarı kart cezalısı. Abi Ümit Meten Yıldız'ın bir farkı orada ortaya çıkıyor. Ne biliyor musun? Yedekte ki adamları çok iyi tutuyor. Güvenç kurtarı yapardım. Ya tutuyordu, onu sonra soracağım. Şimdi onlar şu, çıkıyor açıyı kapatıyor. Hocamız iki hafta önce ben burada ağırladım da 20'ye yakın soru sordum. Evet. En çok eleştiri konusu hocaya oyuna hamle ve oyuncu değişikliklerini. Oyuncu değişikliği takıldı evet. Gidiyor. Herkes üçüncü aynı şeyi söylüyor. Oyuncu değişikliğini 85-90'da yapıyor. İkinciyi 70'de yapıyor falan. Şimdi bu maçta bilen örneği şimdi uğultular geliyor. Şimdi takım 9 kişi çok yoruldu. Bana göre sezonun en doğru hamlesini şurada yaptı. Mert Yavuz'u çıkartıp Erol'u stopere alıp Ali Keten'i öne attı ki bence öne çıkarttı. Orada takımı biraz daha rahatı çünkü Ali Keten biliyorsun kale hariç. Ama şunu söyleyeyim. Her yerde oynayan bir futbolcu. Şunu söyleyeyim. Doğru mu? Doğru. Ali Keten'i nasıl kazandı? Kazanan da Ümit Metin Yıldız. Bak Mert Yavuz şeyi var. 3 hafta yazdım. Meğerse çocuğun sakatlığı var. Sakatlığı var. Mert Yavuz'u da kazanan Ümit Metin Yıldız. Yani %20 etkisi varsa Ümit Metin Yıldız'ın, Ümit Metin Yıldız çıkıp şimdi 4-5 attığı maçlarda da ben attırdım diyebilir. O zaman bize zaten diyemezsiniz bütün sorumluluğu ama öyle bir şey alıyor. De demiyor adam yani. Kendi üstüne aldığını yok, söylüyor. Yok yok öyle bir şey de demiyor. Mağlubiyette de aynı şekilde. Ama şunu söyleyeyim sana. Bir takımın yiğitim, sen de çok iyi biliyorsun, bir takımın en iyi hocası bilir. Hocası onunla 24 saat beraber. Hiçbir hocanın sahaya çıkıp ulan kendimi katledeyim diyeceğine ben inanmıyorum. Bak Ümit Metin Yıldız Denizli'de büyük başarılar yaptı. O gitti Denizli çöktü. Daha yeni yeni toparlandı. Boş bir adam değil. Evet. Ama çok bilgili. Bir adamı bak bir adamı temin söylediğim 3 unsurla uğraşırsan, Bahri Yavuz'la uğraşırsan, Burak Süleyman'la Hamza'yla birebir uğraşırsan, hocayla birebir uğraşırsan o takımı 8'e bölersin. Kocaespor bugünkü durumuna döner. Gerek yok yani öyle art niyetli insanları da barındırmıyoruz zaten kulüpte. Yani, yönetimin, taraftarın çok güzel hesap yapıp şu 20 binleri her, bak göğsümde Akhisar'ın maçını 150 kişi izliyor abi iç sahada. Çok komik. Ya komik ya iç sahada 150 kişi izliyor abi. Süper Lig takımı. Bak Malatya'ya tıktım tıktım. Kocaespor'a bak tıktım tıktım. Eğer biz buysak şu şeylerde bazı şeyleri yapılan bireysel hataları, küçük hataları tabii ki eleştireceğiz. Tabii ki hocam bak böyle yapsanız daha iyi değil mi? Diyeceğiz. Ama bunu kişisel ego yani, ve kavgaya dönüştürmeyeceğiz. Örneğin artık iç sahada ben puan kaybına tahammülüm yok. Bir tane Kocaespor var. Bak başka Kocaespor yok. Evet. Söylüyoruz değil mi? Yani şimdi hani şimdi Kocaespor'un iç sahada 8 maçta 3 kazanması tuhaf yani. Yani kazanırsın bak deplasmanda kazanırsın. Ama biz içeride kazan dışarıda 1 puana razıyız. Ya ben diyorum ki dışarıda da kazan. Kazandı her abi. Her maç final. Dışarıda kazandı. Kazandı. Hadi dışarıda içeride, şu an içeriden fazla kazandı. Herhalde. İçerideki kredilerden anormallik oldu. Ama neden biliyorum? Korkunç bir baskı var abi. Baskı bizim mı? Seyirciyi görüyor musun? Baskı bence yok abi ya. Yok bizim seyirciyi. Rahatlatıyor ayağı bence abi ya. Değil. Bence ne biliyor musun? Abi 3 yani bunlar bak, acemi çocuklar oynadık. Değil ki abi. Bak, hepsi olgunluğa ilişmiş. Vallahi kolay bir şey. Ya. Bak getir Galatasaray'ı bizim şu seyircinin önüne. Bizim atıyorum tribünlerde Galatasaray tribünü olsun. Sana yemin ediyorum eli ayağı dolaşır Şınaydır'ın bile. Ama şöyle düşün o zaman. Bizimkiler de başka, bizim futbolcuları başka formayı giydir. Hiç belki de galip gelir. Hani sırıtırlar yani bir de o da var yani. Seyirci baskısı çok önemli. Hayır şimdi zaten İsmet Paşa'nın ismiyle bir puan alıyorsun zaten. Bravo. Seyirciyle de bir Koca puan alıyorsun. Kocaespor adıyla da alıyorsun. Evet. Bir tane de gol atsın bizim futbolcular. Çok İşi bitirsinler yani. Son 5 dakikamız çok Hakan abi. Evet. Sizin Misaka bugün takımı var evet. Sizin biz bugün ziyaretçiniz vardı bu Gürcistan evet, Mikail evet. Bey. Çok onu da bir evet. Söylerseniz abi. Şimdi o şey 5 sene önce 6 sene önce tanıştım ben bununla. Gürcistan Türk şey Dostluk Derneği başkanıydı bu.
Böyle bir fikir çıktı bizden. Ya Gürcistan'da bir takım var Misata diye. Bu Kocaelispor Misata olsun diye. Evet. Bakın buradan ihbarda bulunuyorum. Çok ilginç bir olay var. Nasıl ihbarda abi? Çok ilginç. Bak, mesaj mı veriyorsun? Mesaj değildir, açık söyleyeceğim. Yani o kadar şey bir şey değil. Şimdi bu Mikail abi diyorum ben ona. Türkçesi var. Kız kardeşi de burada İzmitli. Çok eski İzmitli kız kardeşi yani. Manana, evet. Manana abla diye. Şimdi bunlar orada bir takım kurdu. Yeşil Siyah Kocaelispor. Gürcistan Kocaelispor. Misaka takımın adı. Bu takım Gürcistan 2. liginde. Yani Kocaelispor 3. ligde. 2. ligde 3. bitirdi ligi. Allah Allah. Yani ama açık puan farkıyla 3. bitirdi. Logosu yani, da bizim gibi mi yoksa? Yok. Her şey aynı ya. Tabii bu daha önce Türkiye'ye geldiler, maç yaptılar. Ben bir gün size görsellerini getirdim. Ben duymuştum onu, o takımı. Tabii. Hayır, ne dedin takımın tam ismi? Size bir şey söyleyeyim takımın mi? Takımın tam ismi ne? Misata Kocaelispor. Gürcistan Misata Kocaelispor Kulübü. Vay be. Ve bu, o ilçede bir takım daha var. Onlar Misata. Buna diyorlar ki niye Kocaelispor? Bak biz bunları unuttuk bunları. Tabii ki başka sorunlarımız vardı Kocaelispor olarak. Unuttuk. Ne olmuş biliyor musun? Orada yaşayan Ermeniler var. Tamam mı? Bunlara baskı yapıyorlar. Siz niye Kocaelispor adını alıyorsunuz diye. Al sana ihbar. Aynen. Bugün adam neredeyse ağlıyordu yani. Adam Gürcü. Ona da teşekkür edelim o zaman. Helal sahip çıkmamız yani. Gerekiyor. Evet. Sahip çıkmamız gerekiyor. Sahip çıkalım. Hakan abi dönen bir mesaj var. Ben bunu Özgür Taşkıran kardeşimin üstünden geleceğine inanıyorum. Konuşacağım evet. Onu zaten. Birazdan Darıca Beşiktaş maçına geçeceğiz. Darıca'ya da gerçekten kupada çok önemli işler yaptılar. Hemen İnşallah bugün güzeldir yani. Beşiktaş maçına ben en az yenilmeyeceğini düşünüyorum Darıca'nın. Beşiktaş ikinci takımla geliyormuş. Fark etmez abi. Sonuçta Beşiktaş geliyor. Yani birincisi, son şampiyon. Yani ben ona katılmıyorum Hakan abi. Yok, ikincisinde... Senden de böyle bir yorum beklemiyordum açıkçası. Estağfurullah. Esprisi... Yani buraya şey gelmiyor. Yok, Beşiktaş handbol takımı, jimnastik takımı gelmiyor. Espri herhalde. Olarak söyledim. Espri olarak. Şunu söyleyeyim. Oynasaydı işte ikinci takımda Talisca falan olacaktı. O yani. Zaman yani Şenol Güneş bile Caner Akın'dan oynayacaktı yani. Zemini incelemeye geldi yani biliyorsun yani. Ciddi oluyor maçı. Ama o inşallah bir Burak Süleyman 90 dakika oynasaydı da Kadir Öge'yi 90 dakika seyretseydi. Evet yani. Bence Kadir Öge'yi takip ediyor. Darıca çıkışta. Buradan da söylüyorum. Darıca yendi son maçını. Gölcük deplasmanda kazandı. Güzeldi. Hatta Gölcük Başkanı biz hafta içi sevgili Murat Köprücü abimize bir ziyarete gittik. Çok arkadaş güzel. Ziyaretine. Çok o da Kocaelispor'u 90'lı yıllarda takip ettiğini, Gölcük Kocaelispor maçına önem verdiğini söylüyor. Bak, belki Gölcük maç burada oynanır İsmet Paşa'da. Belki oynanmaz. Bence oynanır. İsmet Paşa'da oynarsa niye olmasın, Gölcük hasılat kazanacak. Biz vallahi bir şeyler yazdık yani bu konuyla ilgili. Ben şunu söyleyeceğim. Gölcük Spor'un da öyle bir beklentisi var zaten. Olabilir ama, niye olmasın? Ama bir yandan ben oynansın diyorum. Gölcük Spor para kazansın diyorum ama bir yandan da deplasman edelim dünya, orada. Bak şunu söylüyorum yani, ben. Kocaelispor, Gölcük Spor, Darıca, Gebze. Evet. Buradan açıkça söylüyorum. Kocaelispor'un son 2 yılını örnek alsınlar. Değil mi? Yönetimini, taraftarını ve şimdi sen Kocaelispor'a şunun takımı diyebiliyor musun? AK Parti takımı diyebilir misin? CHP takımı diyebilir misin? Tabii. Yani normal i̇şte o işin takımı. İşte Gölcük'le Darıca'nın da acilen bunu yapmış. O hafta da zaten Gölcükspor başkanını ağırlayacağım ben Gölcük. Çok iyi olur. Hatta keşke böyle üçü bir araya gelseler. Gebze Spor'un başkanı da bak çok değerli bir insan. Ya işte o keşke zaman onu şey, da bir araya alsanız yani. Vaktimiz işte yetmiyor. Yani. Hakan abi son mesajını alayım kapatıyorum. Son mesajım şudur. Sosyal medyada da bayılıyorum. Başka Kocaelispor yok. Gideceğimiz başka bir Kocaeli de yok. Evet. Evet. Ayağına sağlık, yüreğine çok sağlık. Çok teşekkür ederim. 8 yıldır ilk defa çıktım. Evet, ağırlamaktan büyük gurur duydum, onur duydum. Teşekkür ediyorum. Ben onur duydum. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta Yerel Gol'de Hakan Yağcıoğlu ile birlikteydik. Kocaelispor'umuzu konuştuk. Hafta bu birazdan Darıca Beşiktaş maçını seyredeceğiz. Hafta sonu da Kocaelispor'umuz için yine yollarda olacağız. Beylerbeyi'nden 3 puanla dönmeyi hedefliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar.